Sevgili çocuklar, bugün sizlerle 2. sınıf çalışma kitabımızın Türkçe bölümünün sorularını çözeceğiz. Hep birlikte başlayalım. Birinci sorumuz şöyle diyor: Bahar geldi, sürüler yaylalarına döndü. Yamaçlardaki tüm ağaçlar çeşit çeşit renklere büründü. Bu, baharın tabiat üzerinde meydana getirdiği renk cümbüşüydü. Bu metindeki altı çizili ifadenin anlamı aşağıdakilerden hangisidir? Şöyle altı çizili ifademize bakalım. Renk cümbüşüydü diyor çocuklar. Renk cümbüşü demek çeşit çeşit renklerin bir arada olması anlamına gelir. O halde seçeneklerimize bakalım. A seçeneğimize baktığımız zaman her yerin tek renge boyanmış olma durumu. Hayır, tek renk değildi. Ne demiştik? Çeşitli çeşitli renklerin olması durumuydu. B seçeneğimize bakalım. Türlü renklerin oluşturduğu karışım. Evet, türlü demek çeşitli çeşitli demek olduğu için çocuklar, cevabımız B seçeneği. Yine C seçeneğimize de bir bakalım. Renkleri inceleyen bilim dalı. Hayır, öyle bir şey değil çocuklar. Cevabımız B seçeneği olmuş oluyor. Gelelim ikinci sorumuza. Aşağıdaki altı çizili kelimelerden hangisi anlam bakımından diğerlerinden farklıdır diyor çocuklar. Şimdi A seçeneğimize bakalım. Ayağındaki çorabın biri hala yaştı. Evet. Buradaki yaş kelimesinin anlamı nedir çocuklar? Islak anlamında kullanılmış burada. Yazalım. Islak. 2 yaşında konuşmaya başladı. Evet, bakın burada da yine yaş kelimesi geçiyor çocuklar. Buradaki yaş hangi anlamda kullanılmış? İnsanların yaşı, 2 yaşındaki çocuk, 3 yaşındaki çocuk vesaire. O yüzden buradaki insan yaşı anlamında kullanılmış. C seçeneğimize bakalım çocuklar. Kaç yaşındasınız sorusu onu şaşırttı. Evet, bakın. Kaç yaşındasınız sorusundan kastı da bizim yaşımız. Burada da yine hangi anlamda kullanılmış? İnsan yaşı anlamında kullanılmış. Evet, farklı olan seçeneğimiz zaten kendisini gösteriyor. Cevabımız A seçeneği olmuş oluyor sevgili çocuklar. Geldik üçüncü sorumuza. Dolu kelimesi aşağıdakilerin hangisinde diğerlerinden farklı bir anlamda kullanılmıştır? Şimdi seçeneklerimizi okuyalım. Otobüs çok dolu olduğu için binemedi. Evet, şöyle çizelim altını. Dolu çekmecenin içinde aradığını bulamadı. Sabaha kadar yağan dolu beni bir türlü uyutmadı. Evet, bakın A seçeneğimizde otobüsün çok dolu olduğundan, içerisinde çok fazla şeyin, insanın olmasından bahsediyor çocuklar. B seçeneğimize baktığımız zaman da çekmecenin dolu olmasından, yani çekmecenin içerisinde pek çok şeyin olmasından bahsediyor. Sabaha kadar yağan dolu. Buradaki dolu hangi anlamda kullanılmıştır? Bir yağış biçimi anlamında kullanılmıştır, değil mi? O halde farklı olan anlam C seçeneğimiz olmuş oluyor. Dördüncü sorumuza geldiğimizde geçmek kelimesi aşağıdakilerin hangisinde geride bırakmak anlamında kullanılmıştır? Yavaş yavaş bu hırs geçer. Bu titizlik ona ailesinden geçmiş. Bizim yelkenli öbür tekneyi geçti. Bakın hangi anlamda kullanılacak? Geride bırakmak anlamında kullanılacak. Şimdi buradaki geçer kelimesinin yerine geride bıraktı kelimesini getirdiğimiz zaman da anlamının değişmemiş olması gerekiyor. Bakalım. Yavaş yavaş bu hırs geride bıraktı. Olmadı. Bu titizlik ona ailesinden geride bıraktı. Olmadı. Bizim yelkenli öbür tekneyi geride bıraktı. Evet, geride bırakmak geçmek anlamında kullanılmış burada. Cevabımız C seçeneği oluyor sevgili çocuklar. Beşinci sorumuza geldiğimizde acı kelimesi aşağıdaki cümlelerin hangisinde kırıcı, üzücü anlamında kullanılmıştır? Evet, bakalım acı kahvesini yudumluyordu. Acı söz insanı incitir. Acı poyraz kuvvetle esiyordu. Hangi anlamda kullanılacak demişti? Kırıcı, üzücü anlamında kullanılacak demişti çocuklar. Peki kırıcı, üzücüyü kullandığınız zaman bakalım anlam değişecek mi? Kırıcı, üzücü kahvesini yudumluyordu. Anlamlı oldu mu? Hayır, anlamlı olmadı. A seçeneği değil. Kırıcı, üzücü söz insanı incitir. Evet, bakın anlamlı oldu değil mi? Bakın kırıcı söz insanı incitir gerçekten. C seçeneğini koyalım. Kırıcı, üzücü poyraz kuvvetle esiyordu. Hayır, burada da anlam uygun olmadı. O halde cevabımız
B seçeneği olmuş oluyor sevgili çocuklar. Geldik 6. sorumuza. Bakalım 6. sorumuz ne diyor? Kalkmak kelimesi aşağıdakilerin hangisinde yukarı doğru yükselmek anlamında kullanılmıştır? Bakın. Yukarı doğru yükselmek anlamında kullanılacak. O halde bakalım seçeneklerimize. Çocuklar odada tepiştikçe toz kalkıyor. Çizelim şöyle bir şunun altını çocuklar. Öğleye geliyordu ama hilal daha yeni kalkmıştı. Kar kalkınca köylere ulaşım kolaylaştı. Şimdi bakın yine buradaki kalkmak kelimesini yukarı doğru yükselmek anlamını getirip burada kullanalım çocuklar. Eğer anlamlı olursa cevabımız o seçenek olacaktır diyebiliriz. Çocuklar odada tepiştikçe toz yukarı doğru yükseliyordu. Evet, anlamlı mı sizce? Evet, çok anlamlı. Öğleye geliyordu ama hilal daha yeni yukarı doğru yükselmişti. Hayır, anlamlı olmadı. Kar yukarı doğru yükselince köylere ulaşım kolaylaştı. Hayır, burada da anlamlı olmadı. O halde A seçeneğinde cevabımız anlamlı olduğu için cevabımız A seçeneği diyoruz. Gelelim 7. sorumuza. Şöyle diyor, açık kelimesi aşağıdakilerden hangisinde engelsiz, serbest anlamında kullanılmıştır? Bakın, engelsiz, serbest anlamında kullanılacak. Açıklarda yüzmek her zaman tehlikelidir. Bakın burada altını çizelim. Olumsuz hava şartlarına rağmen yol açıktı. Evet. Geceleri burada açık bir lokanta bulabiliriz. Şimdi gelin buradaki anlamı buradaki altını çizdiğimiz kelimelere uygulayalım. Engelsiz serbest yüzmek her zaman tehlikelidir. Anlamlı oldu mu çocuklar? Hayır, anlamlı olmadı. Olumsuz hava şartlarına rağmen yol engelsiz, serbestti. Anlamlı oldu mu? Evet, anlamlı oldu. Geceleri burada engelsiz, serbest bir lokanta bulabiliriz. Bakın bu da anlamlı olmadı. O halde B seçeneğinde engelsiz, serbest kelimesini, açık kelimesini yerine kullanabileceğimiz için cevabımız B seçeneği olmuş oluyor. 8. sorumuza geldiğimizde aşağıdaki cümlelerin hangisinde birlikte, beraberce anlamına gelen bir söz kullanılmıştır? Bakın, birlikte, beraberce anlamına gelecek bir sözcük kullanılacak çocuklar. Seçeneklerimizi inceleyelim. Bahçıvanla sabahtan beri baş başa çalıştık. Her biri kendi evinde gece gündüz çalışıyordu. Aynı ses tonuyla defalarca şiir okuyabiliyordu. Bakın, burada baş başa kelimesine baktığımız zaman A seçeneğinde çocuklar birlikte, beraber anlamı kullanılır. Bakın zaten birlikte, beraber anlamını koyduğumuz zaman çok anlamlı olduğunu göreceğiz. Bahçıvanla sabahtan beri birlikte, beraberce çalıştık. Evet, bakın anlamı çok uygun oldu. O yüzden cevabımız A seçeneği oluyor sevgili çocuklar. 9. sorumuza geldiğimizde Kemal'in çalışma azmini arttıran babasının sağlığındaki iyiye doğru gidişti. Doktorunun dediği gibi babasında mucizevi bir değişiklik olmuştu. Artık hastalığından kurtulmuş sayılırdı. Doktorun bunu söylediği gün evde gerçekten bir bayram havası esmişti. Bu metne göre mucizevi kelimesinin anlamı aşağıdakilerden hangisidir? Bakın, mucizevi kelimesinin anlamını soruyor. Seçeneklerimize bakalım hep birlikte. Mucizevi kelimesinin anlamını bekliyoruz. Anlamını bulmaya çalışıyoruz çocuklar. A seçeneğine baktığımız zaman olması beklenen, şaşkınlık uyandırmayan. Bakın, mucizede olması beklenen, şaşkınlık uyandırmayan değil, tam tersi. Olması beklenenin dışında gerçekleşmiş olan şeyler için kullanılır mucizevi kelimesi çocuklar. O yüzden A seçeneğimizi eliyoruz. A seçeneği olamaz. B seçeneğine baktığımız zaman yeterli, yetecek miktarda olan. Hayır, mucizevi yeterli, yetecek miktarda olan anlamında kullanılmamıştır. C seçeneğimize baktığımız zaman olağanüstü niteliklere sahip. Evet, olağanüstü bir şeylerin olması lazım çocuklar mucizenin gerçekleşebilmesi için. Beklenmedik şeylerin olmuş olması gerekiyor. O yüzden cevabımız C seçeneği. Zaten parçada da belirtmişti, babalarının beklemedikleri şekilde bir düzelme görmeleri. Yani mucizevi normalde beklemiyorlarmış. Ama beklemedikleri bu olayın gerçekleşmesi onun mucize olmasını belirtmiş burada. Cevabımız C seçeneği. Geldik 10. sorumuza sevgili çocuklar.
Numaralanmış kelimelerin sözlük sırasına göre dizilişi aşağıdakilerden hangisidir? Bakın sözlük sıralamasına göre dizilişi yapabilmemiz için çocuklar bizim alfabetik sırayı bilmemiz lazım. Yani ABC'nin sırasını bilmemiz lazım çocuklar. ABC, CDEFG vesaire Z'ye kadar giden harf sıralamasını çok iyi bilmemiz gerekiyor. Şimdi bunun için çocuklar öncelikle yapmamız gereken şey kelimenin ilk harfine bakmak. Sözlük sıralamasında yapacağımız ilk şey kelimenin ilk harfine bakmak. Eğer sözlük sıralamasında ilk harfte hangisi en önce gelirse o kelime sözlükte daha önce yer alır diyoruz. Şimdi bakalım birinci kelimemizin ilk harfi K, ikinci kelimemizin de ilk harfi K, üçüncü kelimemizin de ilk harfi K, dördüncü kelimemizin de ilk harfi K. Şimdi bu durumda ne yapacağız? Sıralama yapamıyorum. Bu sefer ikinci harflere bakacağım. İkinci harf A, ikinci harf A, ikinci harf A, ikinci harf A. Peki bu durumda ben ne yapacağım? Eğer bu böyle bir şeyle karşılaşıyorsak çocuklar, üçüncü harflere bakacağım. Üçüncü harf R, üçüncü harf V, üçüncü harf L, üçüncü harf R harfi. Şimdi baktığımız zaman alfabeyi şöyle bir içimizden geçirelim. A, B, C, Ç, D, E, F, G, yumuşak G, H, I, I, J, K, L. Aa, evet bak L harfini bulduk. O halde en önce yazacağım kelime hangisi olacak? Kalem olacak. Kalemi kullandık. Gelelim R ve R harflerine. Devam edelim çocuklar. L'ye gelmiştik. M, N, O, Ö, P, R. Evet, R harfi gelecek. Ama baktığım zaman burada iki tane R harfi görüyorum çocuklar. Bu da R, bu da R. Ne yapacağım bu durumda? Bir sonraki harfe geçeceğim yine. Burada G harfi var. Burada I harfi var. G harfi mi önce gelir, I harfi mi önce gelir? Şöyle hemen zihnimden sayıyorum yine. A, B, C, Ç, D, E, F, G. Evet bakın G harfini I harfinden daha önce söylediğimiz için karga kelimesi sıradaki kelimemiz. Ondan sonra karış kelimesi gelecek. En sona da zaten hangisi kaldı? V harfi biliyorsunuz alfabemizin en sonlarına doğru olan harfimiz. En sona da kavun kelimesi gelecek sevgili çocuklar. O halde sıralama nasıl olacak? Kalem demiştik. Kalem 3 numarayla temsil edilmiş. Karga 1 numarayla temsil edilmiş. Karış 4 numarayla temsil edilmiş. Kavun da 2 numarayla temsil edilmiş. Cevabımız 3, 1, 4, 2 olmalı. Yani C seçeneği oluyor sevgili çocuklar. 11. sorumuza geldiğimizde şöyle görselde bir soru var sevgili çocuklar. Şimdi buna bakalım. Büyük ve gösterişli ev. Bakın, büyük ve gösterişli bir ev anlamını karşılayan kelimenin görseli aşağıdakilerden hangisidir? Zaten resimlerimize de baktığımız zaman çocuklar bunu görmüş olacağız. A seçeneğine baktığımız zaman bir konak görüyoruz. B seçeneğine baktığımız zaman bir apartman görüyoruz. C seçeneğine baktığımız zaman da bir inşaat görüyoruz. Peki bunlardan hangisi daha gösterişli bir ev? Tabii ki A seçeneğindeki konak olduğunu görmüş oluyoruz. Cevabımız A seçeneği. 12. sorumuza geldiğimiz zaman sevgili çocuklar yine bir alfabetik sıralama sorusuyla karşılaşıyoruz. Bakın alfabetik olarak sıralama sorusu. Sabah, sandalye, yıldız, sepet. Bu kelimeler alfabetik olarak sıralandığında yıldız olan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Şimdi baktığımız zaman çocuklar ne dedik? Önce ilk harflerine bakacaktık. Hepsinin ilk harfi S, S, S. Peki bu durumda ne yapıyorduk? İkinci harflerine bakıyorduk. A, A. Aradaki kelimemiz var. Sonraki kelimemizin zaten E olduğu için o en sondaki kelimemiz. Üçüncü harflerine baktığımız zaman bakın B, N. Şimdi buraya gelecek olan yıldızın yerine gelecek olan kelimenin N harfinden bakın üçüncü harflerine bakacaktık ya. N harfinden sonra gelmiş olması lazım. N'den sonra gelmesi lazım ki çocuklar ne yapabilelim? Sıralamamızı doğru bir şekilde yapmış olalım. Şimdi N harfinden sonra geleceğine göre hangi harfler gelebilir? K, L, M, N, O,
Ö, P, R, S. Evet, bakın. Buradaki üçüncü harflere baktığımız zaman şöyle seçeneklerin de üçüncü harflerine bakalım. Seçeneklerin üçüncü harflerine baktığımız zaman M harfi zaten otomatik olarak ne yapamaz çocuklar? Gelemez. M, bu A seçeneğini eledik. Çünkü M, N'den önce gelen bir harf. Biz N'den sonra gelecek olan harflere bakacağız. Şimdi buraya baktığımız zaman burada da N harfi var. Peki C seçeneğimize baktığımız zaman burada da R harfi var. Peki R harfiyle başlayan bir kelime gelebilir mi çocuklar? R harfiyle başlayan bir kelime gelemez. Çünkü R harfi de P harfinden sonra gelen bir harfimiz. P harfinden sonra R geleceği için buraya ben R harfini koyamam. Eğer önce olsaydı tamam koyabilirdim. Ama R harfi P harfinden sonra geleceği için R harfini de iptal ettik. Gelelim N harfine. E baktık burada da N, burada da N olabilir mi? Evet olabilir. Sonraki harfine bakacağız. Bakın bunun sonraki harfi de, bunun sonraki harfi de. Bir daha sonraki harfine bakacağız. Bunun sonraki harfi A, bunun sonraki harfi I. I harfi A harfinden sonra gelir mi? Evet gelebilir. O halde buraya sandık kelimesini yazabilirim. Tekrar bakalım. Tekrar diğer seçenekleri söylüyorum çocuklar. Bakın buradaki M harfi N harfinden sonra değil, önce geldiği için bunu iptal ettik. Buradaki R harfi de buradaki P harfinden sonra geldiği için bunu iptal ettik. Çünkü yıldızın P harfinden önce gelecek bir harfle devam etmesi gerekiyordu. O yüzden C'yi de iptal ettik. Cevabımız B seçeneği olmuş oldu sevgili çocuklar. Gelelim 13. sorumuza. Bazı bilgiler verilmiş çocuklar burada. Bazı kelimelerin anlamları verilmiştir diyor. Buna göre aşağıdaki görsellerden hangisi verilen kelimelerin anlamlarıyla ilgili değildir? Evet bakalım hangi kelimeler verilmiş bize çocuklar? Hangi anlamlar daha doğrusu verilmiş? Tohumdan yetiştirilen körpe ve küçük bitki. Bakın tohumdan yetiştirilen körpe ve küçük bitki. Diğeri neymiş? Diğeri de çocuklar. Yeni bir bitkinin oluşmasını sağlayan tane. Yeni bir bitkinin oluşmasını sağlayan tane. Şimdi baktığınız zaman çocuklar seçeneklerimize şöyle bakalım. Bakın tohumdan yetiştirilen körpe ve küçük bitki. Biz buna filiz der miyiz? Evet, filiz diyoruz biz buna. Filiz doğru bir cevap. Şöyle yapalım. Yeni bir bitkinin oluşmasını sağlayan tane. Biz buna ne diyoruz? Tohum diyor muyuz? Evet, tohum da diyoruz. Ama suyla ilgili herhangi bir bilgi verilmiş mi çocuklar? Bakın, iki tane bilgimiz var zaten. Birisi filizle ilgili, diğeri ise hatta yazalım şöyle. Burası filizle ilgili bir bilgi. Burası da tohumla ilgili bir bilgi. Ama görsellere baktığımız zaman A seçeneği yani su ile ilgili bir bilgiye rastlamıyoruz. Cevabımız o yüzden A seçeneği olmuş oluyor.